Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda inkılap tarihi genel tekrarımızı yapmıştık. Şimdi geldik soru çözümüne. Sorusuz olmaz değil mi? Tarihi demek soru çözüm demek. Sizler için tüm konulardan ayrı ayrı sorular seçtim. Mükemmel sorularımız var. İnşallah inkılap tarihi ile ilgili herhangi bir eksikliğiniz kalmayacak. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. Şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bazı öğrencilerim diğer konuların da tekrarını istiyor. Buna konu artı soru çözüm oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Tüm konular orada mevcut. Son tekrarlar başlığı altında konular hazırlanmış değerli arkadaşlarım. Açıklama kısmına da bırakacağım mutlaka. Dilerseniz hemen sorularımıza geçelim. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım, ilk sorumuz Mustafa Kemal Paşa'dan. ÖSYM her yıl bir soru seçiyor. Bu YKS ve KPSS için fark etmeyen bir durum. O yüzden böyle sorulara dikkat ediyoruz. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Sonraki paylaşımda denemeniz gelecek. Hadi bakalım. Soru bizden ne istiyor hocam? Haritada işaretli yerlerde yapılan savaşlardan hangisinde Mustafa Kemal yer almamıştır? Şimdi Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda ya da Trablusgarp'ta ya da Balkan Savaşları'nda olup olmadığını bilmemiz lazım. Sevgili arkadaşlarım. Bizlere neler verilmiş? Kafkas verilmiş değil mi? Çanakkale verilmiş, Suriye verilmiş, Kanal verilmiş, Trablus verilmiş. Genel tekrarı hatırlıyor muyuz? Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı vermiş olduğu ilk mücadele neresiydi? Trablus. O yüzden bu neydi? Bize Kanal'ı vermiş. Cevabımız Kanal. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'na katıldığı cepheler sırasıyla 1. Çanakkale, 2. Kafkas, 3. Suriye, Filistin. Şifremiz öğrencilerim şöyle kodlamış çıkısı diye. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Mustafa Kemal her üçüne de katılmıştır. Ancak Kanal cephesinde kim vardı? Bahriye Nazırı Cemal Paşa vardı değil mi? Cevabımız B şıkkı. Hadi bakalım ikinci sorumuza gidiyoruz. İkinci sorumuz şu şekilde. Ne diyor hocam? Bakalım. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda bölgeye karadan askeri yardım gönderememesinde aşağıdaki devletlerden hangisinin Mısır topraklarındaki varlığı etkili olmuştur? Ne demiştik? İngiltere ile Almanya Osmanlı'ya yardım etmemişti. Tepkisiz kalmıştı değil mi? Şimdi Mısır denilince, sömürge yolları denilince, güneşi batmayan imparatorluk denilince aklımıza kim geliyor? Hangi devlet geliyor? İngilizlere geliyor değil mi? Almanya'da Trablusgarp Savaşı'nda sessiz kalmıştı. Sebebi ise İtalya'yı kendi yanında istemesi. İtalya bizzat kendisi işgal ediyor. Avusturya Osmanlı ile ilişkileri biraz daha iyi tutuyor. Fransa biliyorsunuz ki 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin yanında yer alacaktır. Cevabımız İngiltere olacaktır. Hadi bakalım. Tüm konulardan soru var değerli arkadaşlarım. Diğer sorumuz. Baba Ali baskını ile İttihat ve Terakkicilerin yürütme organını ele geçirmesinde gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Yani hangi olay sonucunda İttihat ve Terakki yönetime el koydu? İşledik. 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi. Bırak. 31 Mart ayaklanmasının sona ermesiyle baskının alakası yoktur değerli arkadaşlarım. 31 Mart ayaklanmasını bastıran ordunun ismi neydi? Hareket ordusuydu değil mi? Bu durum 1909 yılında yaşandı. O yüzden sen bunu ne yapacaksın, ne diyeceksin? Uşa Antlaşması'nın imzalanması. Uşa Antlaşması'nın imzalanmasının sebebi Balkanlarda yeni bir savaşın patlak vermesiydi. Cevabımız yalnız bir olacaktır. Sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz ki Balkan Savaşı başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra İttihat ve Terakki yönetime el koymuş ve Mahmut Şevket Paşa'yı hükümetin başına getirmişlerdi. Cevabımız A şıkkı. Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Osmanlı Devleti neden savaşa girdi? 1. Kaybettiği toprakları geri alma. Yakın zamanda biliyorsunuz ki çoğu toprağını kaybetmişti. En basit örnek Berlin Antlaşması. Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Elbiye-i Selase kaybedilmişti. Elbiye-i Selase hangileriydi hocam? Kars, Ardahan ve Batum'du. Siyasi yalnızlıktan kurtulma. Ne demiştik? İlk önce İngiltere ile Fransa'ya yanaşıyor. Ancak bunlar Çarlık Rusya'nın emirleri olduğu için geri çekiliyorlar. Ve böylece Almanya'ya yanaşma başlayacaktı. İslam Birliği'ne bunu bırak. İttihat ve Terakki üyelerinin Almanya'ya güvenmesi. İttihat ve Terakki'nin Alman hayranlığından bahsettik. Kapitülasyonlardan kurtulmak istiyor mu Osmanlı? Kurtulmak istiyor ki zaten savaş öncesinde tek taraflı olarak kaldırıyor. Cevabımız C şıkkı. İslam Birliği'ni sağlamakla alakalı bir şey yoktur değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Osmanlı Devleti savaşa giriyor. Halifenin nüfuzundan faydalanmak isteyecek mi? İsteyecek. Ama ne yazık ki bu başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Devam edelim. Geldik diğer soruya. Sorumuz cemiyetlerden. Cemiyetleri ayrı ayrı işlemiştik zaten. Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi azınlıklar tarafından kurulduğu söylenemez. Taşlak ve Ençak.
Ermeniler tarafından kuruldu. Etnik Eteria Rumlara destek verdi. Pontus Rum Doğu Karadeniz'de Rum devleti kurmak istedi. Mavri Mira Bizans'ı yeniden diriltmek istedi. Kilikya isminden dolayı zararlı cemiyet değildi değil mi? Çukurova ve bölgesinde Fransız ve Ermenilere karşı savaşacaktır. Kilikya yararlı cemiyettir değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Hadi bakalım devam edelim. Öğrencim sanırım bunu istemiş benden. Hocam sıralamalar çok geliyor. Lütfen soru çözer misiniz? Sıralama gelirse buradan gelebilir. Dikkat dikkat. Hepsini tek tek size açıklayacağım. Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru görülmüştür? Amasya Genelgesi, Amasya Görüşmeleri, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Mustafa Kemal İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Sonraki durağı Havza oldu. Sonra nereye geldi? Amasya'ya geldi. Milli mücadelenin amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtildi. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra istifa ederek sineyi millete dönmüştür. Ve ikinci durağı neresi olmuştur? Yani üçüncü durağı Erzurum olmuştur. Erzurum'da kongrenin başkanlığını yapacak. Erzurum'dan sonra yeni durağı neresi olmuştur değerli arkadaşlarım? Yeni durağı Sivas olmuştur. Burada da başkan oluyor. Sivas Kongresi'nden sonra damat Ferit hükümeti istifa edince yerine gelen hükümetle Amasya görüşmeleri yapılmıştır değerli arkadaşlarım. Ve temsil heyeti hukuken tanınmıştır. Cevabımız 1, 3, 4 ve 2 olacaktır. Anlaştık mı? Az kalsın buraya geliyorduk. Rotayı değiştirdik. Siz anladınız zaten. Sıralamalara dikkat ediyoruz. Ve unutmayın görüşmelerden sonra Son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanıyor. Toplanma sırasında misak-ı milli kararları kabul ediliyor ve İstanbul 16 Mart 1920 yılında işgal ediliyor. Böylece Ankara'da yeni bir meclis açılıyordu. Hadi bakalım devam edelim. Geldik diğer soruya. Amasya Genelgesi hakkında fazla konuşmadım çünkü onunla ilgili soru var. Lan cevabı verdim. Aha! Neyse. Neyse. Sivas'ta Ulusal Bir Kongre'nin toplanması kararı hangisinde almıştır? Havza'da ne demiştik Havza'ya? Protesto Genelgesi demiştik değil mi? Havza'da kararlar alınıyor. Milli mücadelenin ateşini yakan yer Havza'dır. Mustafa Kemal ne diyor? Mitingler düzenleyin. İşgalleri protesto edin diyordu değil mi? Ve azınlıklara zarar vermeyin diyordu. Erzurum Kongresi'nde ilk defa milli sınırlardan bahsedildi. Bununla beraber manda ve imayı ilk kez reddedildi. Alaşehir Kongresi, Mahalli Kongre, Amasya görüşmeleriyle temsiliyeti hukuken tanındı. Yeni hükümetle yapılan görüşmeler cevabımız Amasya Tamimi yani Amasya Genelgesi olacaktır. Sözümüz neydi? Güvenli bölge olan Sivas'ta Ulusal Bir Kongre'nin toplanma kararı alınacaktır. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. Temsil heyeti ilk kez yürütme yetkisini kullanarak yukarıdaki şahıslardan hangisini Batı Cephesi Komutanlığı'na atamıştır? Kazım Karabekir Doğu Cephesi'nde görev alacak değil mi? Şark Fatih olarak bilinir. Bunu geç. Ali Fuat'ı bırak. Refet Bele Doğu Trakya'yı teslim alacak olan kişidir. Rauf Bey Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan kişidir. Felah Vatan grubunun baş lideri. Adnan adı var. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal'in sağlığıyla yakından ilgilenen kişidir. Cevabımız Ali Fuat olacaktır değerli arkadaşlarım. Mustafa Kemal temsil heyeti başkanı olarak yürütme yetkisini ilk defa kullanıyor. Bir hükümet gibi davranıyor ve Ali Fuat'ı Batı cephesine gönderiyor. Böyle sorulara dikkat, ÖSYM çok seviyor. Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Ahmet öğretmenin 1. Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü yetkileri sahip meclis olduğunu, meclisin hangi özelliği kanıtlar sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği yanıt doğrudur. Ne diyor? Olağanüstü değil mi? Yetki. Olağanüstü ne demek? Savaş durumu demek. O hal demek değerli arkadaşlarım. Şimdi Uğur şöyle demiş. Seçimle belirlenen kişilerden oluşması. Seçim diyorsa bu bize demokrasinin olduğunu gösteriyor. Ama bu değil. İlber ne demiş? Meclis başkanı olarak Mustafa Kemal'in seçilmesi. Niye Mustafa Kemal seçildi? Çünkü liderliğiyle ön plana çıkıyordu değil mi? Erzurum ve Sivas Kongresi'ne de başkanlık etmişti. Temsil heyetinin de başkanıydı. O yüzden güven vardı. Köksal ne demiş? Mebusan Meclisi üyelerinin de katılımına izin verilmesi. Çünkü tek amaç neydi? Tek amaç bağımsızlıktı. Hakan güçler birliği ilkesini benimsemesi. Bunu bırak. Ceyda toplumun her kesiminden temsilcilere yer vermesi demokratik olduğunun göstergesiydi. Güçler birliği ne demekti hocam? Yasama, yürütme ve yargıydı. Bunlar tek elde toplanırsa olağanüstü bir durumda oluşturulduğunun kanıtıdır. Cevabımız D şıkkı. Peki hocam neden güçler birliği ilkesini böyle güçler birliği ilkesiyle yönetme kararı aldılar diyorsanız amaç hızlı karar alıp vermedir. Cevabımız D şıkkı. Devam ediyoruz. Öğrencilerim yorumlarda belirtmişler. Hocam gruplar hakkında bize bilgiler verir misiniz diye alın size grup. Diyor ki 1. TBMM'de yer alan aşağıdaki gruplardan hangisi Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Halk Fırkası'nın temellerini oluşturmuştur? Yani CHP'nin temelini oluşturan grup Müdafaa-i Hukuk'tur.
Halk Zümresi, devrim taraftarları, ıslahat, yenilik taraftarları, tesanüt, iddiatçılar tarafından kuruldu. Yusuf İzzet Paşa'yı unutma, istikbal. Sevgili arkadaşlarım, bilmeniz gereken diğer önemli bir grup hangisidir? Yeşil Ordu'dur. Anlaştık mı? ÖSYM nasıl soracak biliyor musunuz? Öncelikle Yeşil Ordu, Çerkez Ethem. Sevgili arkadaşlarım, Yeşil Ordu denildi mi aklınıza Çerkez Ethem gelecek. Anlaştık mı? Onun taraftarlarıdır. ÖSYM şöyle soracak. Diyecek ki 1. TBMM'de partiler olmamasına rağmen belli başlı gruplara yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri olarak gösterilemez? Fellah-ı Vatan'ı her zaman şıklar arasına eklerler. Fellah-ı Vatan bu gruplardan biri değildir. Fellah-ı Vatan Misak-ı Milli kararlarının alınmasında etkin rol oynayan gruptur. Anlaştık mı? Dikkat, dikkat, cevabımız müdafaa-i hukuk olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Milli mücadele döneminde Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz aşağıdakilerden hangisidir? Sırasıyla ben sizlere vereceğim. 1. Batum, cevabımız. 2. Hatay. 3. Musul. Bilgi vereceğim sizlere, merak etmeyin. Batum, Moskova Antlaşması'yla Gürcistan'a bırakıldı ilk taviz. Hatay, Ankara Antlaşması'yla Fransa'nın mandaterliğine bırakıldı. Nasıl bırakılıyor hocam? Çünkü Ankara Antlaşması'nda Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırı belirleniyor. Musul 1926 Ankara Antlaşması ile İngiltere'nin güdümünde olan Irak'a bırakıldı. 1, 2, 3. Tavizleri unutma. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. Moskova Antlaşması. Devam edelim. Diğer sorumuz. Şöyle uzaklaştıralım biraz. Şöyle yapalım. Yukarıda özellikleri verilen olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yeni Türk Devleti'nin imzaladığı ilk antlaşmadır. Bizden 3 Aralık 1920 yılında imzalanan antlaşmayı istiyor. Kazım Karabekir'in imzaladığı antlaşma hangisiydi? Gümrü. Şıklar arasında Gümrü. Zaten cevaba ulaştık. Londra Konferansı'nın düzenlenmesinde etkili olan savaş. 1. Yunan Savaşı değerli arkadaşlarım. Tekalifi milli emirlerinden sonra yapılan ilk savaş Sakarya. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini kullanmıştı. Diğerleri hakkında sizlere bilgiler vereyim şimdi. Lozan. Sevr Antlaşması ortadan kaldırıldı. Artık yeni devlet kurulabilir. 1. Yunan. İsmet Bey'in komuta ettiği ilk savaş değerli arkadaşlarım. Biz buna düzenli ordunun ilk zaferi diyoruz. İsmet Bey generalliğe terfi etmiştir. 2. Yunan'ı. Siz orada sadece düşmanı değil, milletin mahkus talihini yendiniz. Ankara Savaşı. Bizden 1921 yılındaki Ankara'yı istemiş. Fransızlarla imzalanıyor ve itiraflar arasındaki ilk görüş ayrılığı ortaya çıkıyor değerli arkadaşlarım. Ankara Antlaşması'yla Güney Cephesi kapanıyor. Sakarya'ya vereceğim şimdi. Kars. Doğu sınırı kesinlik kazandı. Bakın, Gümrü Antlaşması'yla Doğu Cephesi kapanırken Kars Antlaşması'yla Doğu sınırı kesinlik kazandı. Ve Kars Antlaşması Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalandı. İtilaflarla değil, dikkat et. Gitti. Elimizde Kütahya-Eskişehir tek kaldı. Kütahya-Eskişehir savaşları düzenli ordunun ilk yenilgisidir değerli arkadaşlarım. Bu yenilgiden sonra Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisiyle donatılıyor. Ve böylece Sakarya Savaşı'na başkomutanlık sıfatıyla çıkıyordu. Cevabımız C şıkkı. Hangisi hakkında bilgi verecektim sizlere? Sakarya. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi veriliyor. Bunu unutma. Ayrıca Kars Antlaşması imzalanıyor ve Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanıyor savaştan sonra. Anlaştık mı? Gümrü Antlaşması'ndan sonra Kazım Karabekir diğer bölgelere yardım gönderiyor. Özellikle Batı cephesine. Devam ediyoruz. Geldik diğer soruya. Öğrencilerin bunları karıştırabiliyorlar. Bunun cevabını az önce verdim sizlere. Milli mücadelede askeri başarılar sonucu imzalanan antlaşmalar ve devletler eşleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Ankara Fransa. TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa oldu. Gümrü Ermenistan. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu. Şimdi öğrencilerin diyecek ki hocam ne diyorsunuz siz? Bak iyi dinle iyi. Fransa ilk itilaftır. Tamam. Ermenistan ilk devlettir. Moskova, Rusya, TBMM'yi tanıyan ilk büyük Avrupa devletidir. İtilaf değil ha. Sovyet Rusya en iyi bir devlet. Tamam. İlk Avrupa devleti. Büyük devlet. İtalya'yı bırak. Tamam. Mudanya, İngiltere. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla sıcak çatışma dönemi sona erdi ve Mudanya'dan sonra İngiliz hükümetinde değişiklik yaşandı. George Lloyd hükümeti istifa etti değerli arkadaşlarım. Tamam. Kars Antlaşması'na ne dedik? Kafkas Cumhuriyetleri ile imzalanıyor dedik. Hangileri hocam bunlar? Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile imzalandı. İtalya ile antlaşma yapılmadı. Cevabımız D şıkkı. Hadi bakalım. Geldik diğer soruya. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda İstanbul ve Boğazlar'ın yönetimi TBMM'ye bırakılmıştır. Şimdi
Başkenti kaybetmişsen ne olur? Hukuken sona erersin. Bunların sıralamasını birazdan size vereceğim. TBMM'nin yasama ve yürütme yetkilerini kullandı. Öncesinde zaten yasamayı yürütmeyi kullanmıştı pardon. Değil mi? Kullanmıştı zaten. Yasama ve yürütme, yasama yürütme yargı zaten TBMM'nin elindeydi. Bu değil. Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri. Tamam, liderdi. Meclis başkanı da seçildi. Batı cephesinde askeri mücadelenin devam edeceğinin, hayır, sıcak çatışma dönemi burada sona erdi. Rusya ile TBMM'nin yakın ilişkiler kurduğu, 1. Yunanistan'dan sonra Moskova Antlaşması ile gerçekleşecek, Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğinin ve bunun itiraz edildiğinin devletlerince tanındığının. Bak, İstanbul'u kime bırakmışsın? TBMM'ye. Tekrar ediyoruz. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen sona erdi. Osmanlı Devleti Mudanya Ateşkes Antlaşması ile hukuken sona erdi. Osmanlı Devleti saltanatın kaldırılması ile resmen sona ermiştir. Geldik diğer soruya. Sorumuz şöyle. İnkılaplardan. Buna dikkat ediyoruz. Buna dikkat dikkat. Halifeliğin kaldırılması ilkelerinden hangilerinin güçlenmesine ortam hazırlamıştır? Halifelik kaldırıldıktan sonra 1. Laiklik, 2. Milliyetçilik ve 3. Cumhuriyetçilik güç kazanmıştır değerli arkadaşlarım. Devletçilik genellikle sermaye ile ilgilidir. Özellikle 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan sonra uygulanacaktır. Anlaştık mı? Cevabımız 1 ile 3. İç politikadan da bir sorumuz var. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk parti aşağıdakilerden hangisidir? İlk muhalefet partisi, biliyorsunuz ki biz buna ne demiştik? Paşalar komplosu demiştik değil mi? Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları tarafından kuruldu ve Cumhurbaşkanlığının yetkilerini kısıtlamak istediler. Bu parti terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır. İttihat ve Terakki 2. Meşrutiyet'te kurulan partidir. Halk Fırkası CHP'nin temelidir. Serbest Cumhuriyet 2. Muhalefet Partisi'dir. Demokrat Parti 1950 yılında iktidara gelen partidir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Said isyanından dolayı kapatılmıştır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Bunun tekrarını yapmıştık. İnşallah yanlış yapmamışsınızdır. Geldik ilkelere. Ne diyor hocam? Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağıdakilerin hangisine doğru olarak görülmüştür? Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şunlardır. Hukuk kurallarının akıl ve bilime dayandırılması. Akıl ve bilim bizi neye götürür? Laikliğe götürür değil mi değerli arkadaşlarım? Laik. Devrimlerin uygar dünya koşullarına göre, bak devrim diyor, uygarlaşma diyor. Bu durum bizi inkılapçılığa götürür. Değil mi? Laiklik, inkılapçılık cevabımıza ulaşıyoruz. Ulusal birlik ve beraberlik milliyetçiliktir değerli arkadaşlarım. Pardon. Cevabımız diye çıktı. Diğerleri hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Laiklik, din ve vicdan hürriyetiyle akıl ve bilim. İnkılapçılık, muasır medeniyet seviyesi. Cumhuriyetçilik, ulus iradesi. Ulus egemenliği, çok partili hayat, oy kullanma, seçme ve seçilme. Milliyetçilik, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, bağımsızlık, devletçilik, sermaye, birikim, kalkınma, sanayi, banka, halkçılık, eşitlik, adalet, topluma hizmet. Cevabımız D şıkkı. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.